Herkese merhabalar. Ehliyet sınav sorularını çözmeye, değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Herkese başarılar diliyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şekildeki şeritlerde değil mi? Şeritlerde ne yazılı? 50. 50 bize neyi gösterir? Araca azami hız sınırını. En yüksek hız sınırımızın 50 ile gitmemiz gerektiğini Ceyhan seçeneğinde görüyoruz. Diğer seçenekleri okumamıza hiç gerek kalmadı. Değil mi? Hemen geçelim. İkinci soru gelsin. İkinci sorumuz şöyle, trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye verilen işlemlerden hangisi uygulanır? Arkadaşlar bununla ilgili bilmeniz gereken önce alkolden bahsedeyim. Alkol birinci defa yakalandığı zaman 6 ay. İkinci defa yakalandığı zaman 2 yıl. Bakın 2 yıl. Üçüncü defa yakalandığı zaman 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuluyor, trafikten men ediliyor ve gerekli para cezasına çarptırılıyor. Uyuşturucuda da yine 5 yıldır bu süre. Trafikten men, gerekli para cezası, sürücü belgesi 5 yıl süreli geçici olarak geri alınır. Adana seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekilde 2 yönlü ve 3 şeritli. Hemen kalemimizi alalım. İki yönlü, üç şeritli. Karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Şimdi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, dört nolu araç normal seyrinde sağ tarafta gitmesi gereken şeritte seyrediyor. Bir nolu araç yine normal seyirde gidiyor. Fakat 3 numara ve 2 nolu araçlar şöyle bir çizgide, devamlı çizgide ne yapmış? Karşıya geçmeye çalışıyor. Bakın burada. Şu 2 numara olarak kabul ederseniz bu da 3 numara. Asli kusur işlemiş oluyor değil mi? Asli kusur. Devamlı çizgiden karşıya geçmek asli kusurdur. Kesik kesik çizgiler boyunca araç sollama yapılabilir. Burada da cevap Ceyhan seçeneği olduğu çıkıyor ortaya. Hemen geçtik 4'e. Verilen taşıtların aksine hangisinde verilen taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? Takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir diyor. Kamyon çekici, otomobil ve otobüs. Otobüs çekici yani tır ve kamyonlarda takograf cihazıyla birlikte engel işareti bulunur. Fakat otomobilde takograf cihazı bulunması zorunlu değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet hemen 5'e bakalım. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil. İleriye yeşil, ileriye giden araç 2 numara. Bakın ileriye yeşil. Sola kırmızı yani 1 numara. Evet. Sağ yeşil oklu ışık. Burada da yeşil. Evet şurada da yeşil. 3 numarada yeşil. Şimdi buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Tabii ki kırmızı beklemek zorundadır. Değil mi? Kırmızının olduğu seçenekleri eledik. 2 ile 3. 2 ile 3 yollarına devam edebilirler. Çünkü yeşil yanıyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 6. sorumuza. 6. soru. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? 2 numaralı araç sürücüsü. 2 nolu araç sürücüsü dönüş yapıyor tali yolda. 1 nolu araç sürücüsü yine tali yolda düz gidiyor. Ve dikkat edin yaya geçtiğinde
şu anda geçmek üzere değil mi? Her şeyden önce 2 nolara sürücüsü arkadaşlar yol verir ve 1 nolaraca yol verir. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Kesinlikle yanlış. Hızını azaltmadan kavşağa girmelidir. Yanlış. Kesinlikle hızını azaltması gerekiyor. Karşıya geçen yayalara yol vermelidir. Tabii ki. Dar bir kavşağa dönmelidir diyor. Sola dönüşler arkadaşlar, sola dönüşler geniş kavisle yapılır. Bunu da unutmayın. Evet. Geniş kavis. Evet. Şimdi geçtik. Karşıya geçen yaya yol vermelidir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Geçtik. 7. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişine nasıl haber vermelidir? Birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak, birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak. Geceleri görüşün yeterli olmadığı, bakın görüşün yeterli olmadığı kavşaklara, tepe üstlerine çıkarken arkadaşlar, çıkarken birkaç defa selektör yaparak karşı taraftaki araçlara geldiğinizi ne yapmanız gerekiyor? Hatırlatmanız gerekir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçtik. Evet, 8. soru. Verilenlerden hangisi otoyolda yapılacak davranışlardandır? Otoyol kurallarımız geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak, değil mi? Park etmek, durmak, duraklamak, yayaların, at arabasının, lastik tekerlekli traktörlerin otoyola girmesi nedir? Yasaktır. Burada hızına uygun şeritten gitmek doğrudur. Otoyollarda otoyola girerken hızlama şeridini, otoyoldan çıkarken de yavaşlama şeridini kullanıyoruz. 9. soru, öndeki aracın güvenli takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi, geçiş mesafesi. Tabii ki öndeki aracın güvenle geçebileceği, takip edildiği uzaklığa adı üzerinde nedir? Takip mesafesi adı veriliyor. Takip mesafesi iki aracın arasındaki mesafe. Yani bir nolu aracı biz kullanıyoruz. 2 nolu araçla aramızdaki takip mesafesini ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın 100 ile gidiyorsunuz. Önümüzdeki araçla aranızdaki takip mesafesi nedir? Hızın yarısı. Yani 100'ün yarısı nedir? 50'dir değil mi? 50'dir. Burada. Ya da tehlikeli madde taşıyan araçlar hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında her zaman 50 ile takip etmelidirler. Diğer araçları burada da cevabın Ceyhan seçeneği değil, adam seçeneği olduğu çıkıyor ortaya, takip mesafesi. Evet, aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangi işaretle aynı anlamdadır? Yandaki işaretlerden hangisiyle bakın. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı önemdedir. Anlamdadır. Taşıt giremez ve motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol diyor. Buradaki işaretlerin anlamları bunlar da önemli. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet, hemen geçelim arkadaşlar. 11. sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Hemen tabii ki araç sürücüsünün nasıl davrandığını şöyle bir görelim. Bulunduğu şeritte uygun hızla yoluna devam etmelidir. Olduğu yerde durup acil uyarı ışıklarını yakmalıdır. Araç sürücüsü gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada da görüyorsunuz. İleriden şurada dikkatinizi çekti değil mi? Sola sinyal veriyor. Bak, sol sinyali yanıyor. Yanıyor. Şimdi burada ileriden sola dönüş yapacak. Ne yapması gerekiyor? Bulunduğu şeritte uygun hızla devam etmesi gerekiyor değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. İşte diğer ışıkları da okuyabilirsiniz. Olduğu yerde durup acil durum ikaz ışıklarını yakmalıdır.
sol şeride geçip hızlanarak yoluna devam etmelidir. Sürekli kornaya basarak bisiklet sürücüsünü uyarmalıdır. Gerek yok, dikkat ederseniz yol gayet müsait bir şekilde, dikkatli bir şekilde ileriden sola dönüş yapabilir. Tabii ki burada da evet, Adana seçeneği doğru cevap. Geçelim. 12. soru şekline göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir diyor. Hatalı park. Park çizgileri, bakın şuradaki park çizgileri tam ortasına park etmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın burada 2 numara düzgün park etmiş. 1 numara ve 3 numara yanlış park etmiş. Çizgilerin üzerlerine park etmiş. Burada 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneğidir. 13. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Belediye diyor. Belediye sınırlar içindeki yollarda park düzeni işaretleme. Bu belediyenin görevidir. Karayollar üzerinde ilk yardım istasyonlarını kurmak Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi, kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Tabii ki burada direkt otomatik olarak deniz seçeneği kaldı. Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici tedbirleri almaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçtik. Hangisi geçiş üstüne sahip araçlardandır? Hiç okumamıza gerek yok bakın arkadaşlar. Burada organ nakil aracı geçiş üstüne sahip araçlar arasındadır. 15 geceliğin otoyolda seyir halindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılır? Tabii ki arkadaşlar bu otoyolda da normal karayollarında da geceliğin öndeki aracı rahatsız etmemek için yakını gösteren farlarımızı kullanmak zorundayız. Cevap Adana seçeneğidir. 16. soru yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? Bir, bakın burada maddeler verilmemiş ama maddede koyabilirsiniz. Motor durdurulur. Evet. Araç el freniyle tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri yokuşta birinci vitese takılır. Evet burada da park, geri gitme, durma, U dönüşü yapma. Evet tabii ki nedir arkadaşlar? Motor durdu. Araç el freniyle tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri yokuşta birinci vitese ne yapıyoruz? Aracımızı uzun süre park etmektir değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Hemen 17'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru ile ilgilidir? Yol unsuru. Yüksek hızda araç kullanılması sürücü kaynaklıdır. Havanın sisli olması havadan kaynaklanır. Yol zemininin gevşek olması yoldan kaynaklıdır. Araç fren sistemlerinin arızalanması araçtan kaynaklanır. Burada tabii ki cevap Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. Geçtik hemen 18'e. Sürücüler araçların hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine. 2. Görüş, yol, hava ve trafiğin durumuna. 3. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Tabii ki burada dikkat edersek arkadaşlar sürücüler hızlarını yüke göre, yol hava şartlarına göre ve aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına göre ne yapmak zorundadır? Ayarlamak zorundadır. Cevabımız burada hepsidir. Yani Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim. 19. Trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Taşıt trafiğine kapalı yol. Bakın burada taşıt giremez. Motosiklet hariç motor taşıtların girmesinin yasak olduğunu, kamyonların
araç sollamasının yasak olduğunu, yanındaki araç sollamasının yasak olduğunu, Denizli seçeneğinde ise taşıt trafiğine kapalı. Evet. Burada tamamen yayalar için ayrılmış bir yoldur. Taşıtların girmesinin yasak olduğu. Yani trafik tanzim işaretleri yuvarlak, değil mi? Girişin yasak olduğunu, giriş olduğu zaman asli kusur işlemiş olursunuz arkadaşlar. Evet, geçelim. 20. soru geldi. Motorlu bisiklet, motosiklet sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? A. İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi. Diğerlerini hiç okumamıza gerek yok arkadaşlar. Motorlu bisiklet, motosiklet sürücüleri ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmeleri yasaktır. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen bakalım 21. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? Bakın asli kusurlu sayılır diyor. Şöyle bakalım. Şimdi 4 nolu araç sürücüsüne bakalım. Ana yolda herhangi bir kusuru yok. Normal hızını azaltmış ve kazaya da sebep olmamış. 1 nolu araç sinyal vermiş ve kavşakta bekliyor. 1 de değil. Ve dikkat ederseniz 3 nolu araç fren yapmış. 1 nolu araç dur levhasının olduğu yerde, bakın şurada, ne yapmış? Durmamış, değil mi? Ve kazaya 2 nolu ara sürücüsü sebep olmuş, değil mi? 2 nolu ara sürücüsü sebep olmuş. Cevabımız Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Evet, hemen geçtik. 22. Otoyolda 120 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Evet. Şimdi otoyolda 120 ile giden, değil mi? 120 ile giden, az önce de buna benzer bir soru çözdük. Şimdi şurada bir nolu aracın 120 gittiğini düşünün. Şöyle 120. Hemen hızın yarısını alıyoruz, değil mi? Hızın yarısı nedir? 60. Bu iki araç arasındaki mesafe 60 metre olmalıdır. Cevap Adana seçeneğidir. 23. Verilenlerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, üçgen reflektör. Burada dikkat ederseniz yangın söndürme, ilk yardım ve üçgen reflektör mutlaka bulunur. Fakat sarı ışıklı dönerli uyarı lambasının bulunmasına gerek yoktur. Cevap Adana seçeneğidir. 24. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağ filtresi, B. Yağdanlık, C. Yağ pompası, D. Yağ çubuğu. Evet, motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan, yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan parça nedir? Tabii ki yağ çubuğudur, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır diye bir soru geliyor. İki çizginin arasında olmalıdır. Hemen geçtik 25. sorumuza. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Önemsemez yola devam edilir. B. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Evet, burada seyir halinde eğer yakıttan koku geliyorsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Trafik kurallarına uyarak duruyoruz ve kontağımızı kapatıyoruz. Cevap Bursa seçeneğidir. Diğer şıkları okumaya gerek kalmadı. 26. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir. Arka cam rezistansı burada dikkat ederseniz arkadaşlar Denizli seçeneğinde doğru verilmiş. Hemen geçelim. 27. Yine araç teknik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
aracın gösterge panelinde uyarı lambasının yanması, sis lambalarının yandığını, fren balatalar bittiğini, el frenin çekili olduğunu, lastik basıncının düşük olduğunu. Tabii ki burada da arkadaşlar fren balatalarıyla ilgili fren balatalarının bitmek üzere olduğu bize bildiriyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, 28. soru. Hangisi araç güç aktarma organına aittir? Marş motoru, amortisör, alternatör, şaft. Araç güç aktarma organları tabii ki, değil mi arkadaşlar? Motor, vites kutusu, değil mi? Şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden nedir oluşur? Burada da cevabın şaft olduğu direkt çıktığı cevap Denizli seçeneğidir. 29. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. C. Bujiler, eskimiş bujiler değiştirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Tabii ki burada da eskimiş bujiler nedir? Değiştirilmelidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 30. Süspansiyon sisteminde bakın bulunan ve yay salınım süresini kısaltan şekilde soru işaretiyle gösterilmiş parça. Şuradaki parçayı bize soruyor arkadaşlar. Şu parçaları soruyor. Parçaların anlamı nedir? Volan, kavrama, amortisör ve şaft şeklinde. Bakın yaylanmayı değil salınımı tümseklerden geçerken konforlu bir şekilde çukura girmeden rahat bir şekilde geçmeyi sağlar. Bu da amortisördür. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet. Hemen bakalım. 31. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun hangisinden kaynaklanmış olur? Tabii ki akü kutu parçanın sıkı olmasından, akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, burada da akünün boşalmasından kaynaklanmış olur. Bursa seçeneği doğru cevap. 32. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? Antifriz, hidrolik yağı, akü elektroliti, motor yağı. Şimdi sorular arkadaşlar okurken cevabı direkt çıkıyor. Bakın sürtünmeye bağlı meydana gelen aşınmayı azaltan madde tabii ki yağdır değil mi? Yağla ilgili yani motor yağıdır. Cevap Denizli seçeneğidir. 32. sorumuz. Hemen 33'e geçelim. 33. sorumuz yine animasyonlu bir sınav sorusu. Şöyle bakalım, izleyelim. İlk yardımcının uyguladığı müdahale verilenlerden hangisidir? Hemen ilk yardımcının müdahalesini izleyelim. Rentek manevrası, itfaiyeci taşıma yöntemi, tekniği, temel yaşam desteği, hemlik manevrası. Evet, burada da dikkat edin. Hemlik manevrasıdır değil mi? Hemlik manevrası. Hemlik manevrası tam tıkanmadır. Herhangi bir şey yedi işte ve hemlik manevrasını uyguluyoruz. Karına bası uygulamadır diğer adıyla hemlik manevrası tam tıkanma. Kişi öksüremez, nefes alamaz, ellerini boğazına götürür, bana yardım edin diye çığlık atabilir. Burada hemlik manevrasını uyguluyoruz. 34'e bakalım. Verilenlerden hangileri kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir? Bakalım. Spor ve iş kazaları. Yüksek bir yerden düşme, otomobil ya da motosiklet kazaları. Burada da dikkat edersek arkadaşlar hepsi de nedir?
kafatası omurga yer almalarının nedenleri arasındadır. Cevap denizli seçeneği. 35. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazadan umumine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik hangisidir? A. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, B. Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi, C. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, D. Rentek manevrası. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı durumunda kazazedenin omurine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniğiyle bir rentek manevrası diyoruz. Bu da çok çok önemli sınav sorularında. Hemen geçtik 36'ya. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bayılmış bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması. Sıkan giysiler gevşetilir mi? Evet, gevşetilir. Sırt üstü yatırarak ayaklar 45 santim yukarı kaldırılır. Bu sırt üstü yatırarak ayaklar 45 santim yukarı kaldırılır. Şok pozisyonu değildir. 30 santimdir arkadaşlar. Yani demek ki ikinin olduğu seçenekleri ne yapıyoruz? Arkadaşlar ediyoruz. Cevabımız ikinin olduğu seçenekler değil. Üçe bakalım. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. Şimdi burada da dikkat ederseniz bakın kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyon verilir. Kesinlikle böyle bir şey yapılmaz. 3 de yanlıştır. Sadece ne kaldı? 1 ile 4. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Tabii ki denizli seçeneğidir. 37'ye bakalım. İlk yardım sorularına devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Bildirme, tedavi etme, kurtarma, koruma. Bakın kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi tabii ki koruma altına almaktır. Cevap denizli seçeneğidir. Evet, hemen geçtik. 38. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Kalp spazmı genellikle arkadaşlar göğüs ortasında başlıyor. Cevap hemen bakalım. Adana seçeneği de verilmiş bakın. Genelde göğüs ortasında başlamasıdır. Doğru cevap. Diğerlerini okumamıza hiç gerek kalmadı. 39. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir, verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine Heimlich manevrası uygulanır? Az önce de Heimlich manevrası ile ilgili soru çözdük. Konuşabilir. Bakın bir. Şimdi şöyle yapalım. Konuşabilir. Öksürebilir, nefes alabilir diyorsa bu kısmi tıkanmadır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kısmi tıkanmadır. Yani birin ve ikinin olduğu seçenekler yanlış. Bakın yanlış. Bir ve ikinin olduğu seçenekler kısmi tıkanmadır. Rengi morarmış, nefes alamıyor. Bakın bu tam tıkanma. Konuşamıyor, bağcık çekirgelerini boynuna götürüyor. Yine tam tıkanma. Heimlich manevrasıdır. Üçün ve dördün olduğu seçenekler denizli seçeneği de doğru verilmiş. Hemen bakalım diğer 40. soruya. 40. sorumuz şöyle. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? A. Başı 30 santim aşağı indirilmeli. B. Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. C. Ayakları 45 santim yükseltilmeli. D. Hareket etmemesi sağlanmalıdır. Tabi burada da dikkat edin arkadaşlar. Böyle durumlarda hareket etmemesi sağlanır.
Kulağından kan geliyor, bilinci açık, göğüs çevresinde kulak arkasında morukları olan kazı diye böyle bir durumda hareket etmemesi sağlanmalıdır. Deniz seçeneği doğru cevap. 41'e bakalım. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulanması ile ilgili verilerinden hangisi doğrudur? Bakalım. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topu yerleştirilir. Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrasıyla kontrol edilir. Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2 kadar kalp basısı uygulanır. Kalp masajı uygulamasının hızı dakikada 50 bası olacak şekilde, tabii ki dakikada 100 basıdır. Burada arkadaşlar Adana seçeneği doğrudur. Hemen geçelim 42'ye. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek. Diğerini hiç okumaya gerek kalmadı arkadaşlar. Tabii ki kanayan bölge aşağı değil. Kalp seviyesinden yukarı kaldırılır, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. 42, 43'e bakalım. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Temel yaşam desteği 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklindedir, değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza 44. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Tabii ki her üçü de arkadaşlar nedir? İlk yardımın amaçlarındandır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçtik. Evet. Bakın burada 43. soruyu işaretlememişiz arkadaşlar. Böyle bir durumda hemen 43. sorunun üstüne gelip tıkladığınızda 43. soru gelir. Cevap Ceyhan seçeneği olduğunu hemen 45'e geçebilirsiniz. Hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması, karayollarının zamandan önce yıpranması, uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması, üretim ve refah kayıtlarının yaşanması. Tabi burada da dikkat ederseniz uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 46. İlk trafik adabından gelmiş yine bakın. Seçeneklerdeki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? Hoşgörüsüzlük, nezaketsizlik, bencillik. Bunlar bakın olumsuz değil mi? Diğer kamlıktır. Cevap Bursa seçeneğidir. 47. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sonuna yoldan gelen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değeri sahip olunduğuna örnektir. Bencil davranmaya, aşırı tepki göstermeye, yardımlaşmaya, öfke duygusuna, tabii ki yardımlaşmaya, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 48. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme, görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? Beden dili, empati, konuşma uslubu, tahammül, tabii ki cevap empati değil mi? Empati cevap Bursa seçeneği. 49. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemeyen sürücünün bu davranışı için hangisi söylenir? Saygılı, sorumlu, sabırsız, telaşsız. Dikkat edin burada kişinin ne kadar sabırsız olduğu çıkıyor.
Cevap Ceyhan seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar animasyonun sınav sorusu. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır diye bir soru gelmiş. Hemen bakalım. Animasyonumuzu izleyelim. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Şu anda araç sürücüsü yakını gösteren farlarını yakmış. Dikkat ederseniz yoluna gidiyor. Şurada bakın. Ve sağa sinyal verdi değil mi arkadaşlar? Sağa sinyal verdi. Hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine izin vermek. Bize şuradaki araç sürücüsünün ne yapıp yapmadığını soruyor. B hızını artırıp öndeki araca yakınlaşmalıdır. C sol şeride geçmelidir. D acil durum ikaz ışıklarını yakıp durmalıdır. Tabii ki burada da dikkat ederseniz arkadaşlar bakın tekrar izleyelim animasyonumuzu. İzleyelim tekrar. Evet burada dikkat edin. Araç sürücüsü sol taraftan gelen aracı görüyor değil mi? Bakın sol taraftan gelen aracı görüyor. Burada hızını azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine ne yapmalıdır? Tabii ki izin vermesi en doğru bir durumdur. Evet cevabımız Adana seçeneğidir. Hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Sayfamızdaki ehliyetle ilgili tüm soruları, konuları dikkatli bir şekilde baştan sona izlediğiniz zaman yüksek puanlar alabilirsiniz. Hem animasyonlu sorular hem de konular normal sorular şeklinde devam edeceğiz. Evet, bir sonraki sorularda ve konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.